kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşit. Bu yüzden 34 34 haliyle arkadaşlar 68 112 derece oldu. Ne olacak bundan sonra? Paralel kenarın ardışık iki açısının toplamı 180 derecedir. Bu yüzden 68 olacak. Şimdi sıra geldi AB ile EC'nin eşitliğini kullanmaya. AB zaten DC'ye eşit. EC de böyle gördüğünüz gibi Z'den dolayı buraya 34 dersek 180'den 34 çıkar 46. Burası 73. Burası da 73 oldu. Şimdi artık 112 karşılıklı açılar eşit. 63 o zaman şey 73 buraya da 39 kaldı 112 olması için A şıkkı. Orta nokta olarak şöyle birleştirirsek arkadaşlar. Çünkü madem bir köşegeni vermiş paralel kenarda diğerini de biz çizelim. Böylece köşegenler birbirini ortalar. Bakın Şimdi burada şöyle bir şey oldu. 5 12 13 üçgeninden dolayı HD 12. Sonra 12 16 20 üçgeninden dolayı da DB 20 10 oldu. Muhteşem üçlü. Aman unutmayalım. Böylece H, de 10 oldu D şıkkı. Evet, şimdi burada bir kere paralel kenarda şöyle hemen 2M'ye 3M diye yazmış şu orandan dolayı. Sonra şu AFB'nin paralel kenarının yarısı olduğunu biliyoruz. Artık ABE üçgeninin alanı 45 ise buraya 2S, buraya 3S yazarım. 45 eşittir buradan 5S, S9, 2S18 o zaman 3S de 27. Yani paralel kenarın yarısı 27, kendisi 54 E şıkkı. Arkadaşlar önce şunu düzelteyim. Burada 1 yazıyor bende. Eğer sizin baskınızda düzeltilmediyse orası 2 olacak tamam mı? Ona göre yani 1'e göre yaptıysanız cevabın 12'lik çıkması gerekiyor. Ama normalde orası 2 olarak düşünülmüş. Onu ben ekleyeyim. Belki dediğim gibi sizin baskınızda 2'dir orası. Buna göre çözeceğim şimdi. Burada bakın bir kere 2 birim uzunluk var. Şurası da 3 birim. Hatta eş olduğu için bunlar burası 1,5'tur. Burası da 1,5'tur. Lazım olursa kullanırız. Şimdi ee, o bir buçukları kullanırız birazdan lazım olursa dediğim gibi. Burası 2 santim. Temel benzerlik yapacağım. Üste doğru alıyorum. Şimdi bakın 2'nin 3'e oranı şuraya x dersem x'in x artı 2 oranı yani x buradan arkadaşlar 4 gelecek. Şimdi x 4 gelince artık normal temel dümdüz benzerlik yapacağım. Bu arada şurasının da 12 olduğunu unutmayalım. Temel benzerlik nedir? 4'ün tamamının oranı yani 18 oranı Şurası 2 birim. Bunların arasındaki uzaklık da AB. O zaman gördüğünüz gibi sadeleşti. AB 9 geldi. B şıkkı. Burada şöyle basit soru arkadaşlar. Bir kere paralel kenarların da alanları oranı tabanları oranıdır. Yükseklikleri aynı olduğu için. E, o yüzden burası böyle kocaman yazayım. 2 S burası S olur tamam mı? Şimdi önce DKC'den yola çıkarsak. Bu üçgen bu paralel kenarın yarısıdır arkadaşlar. O yüzden bu kırmızıya taradığım paralel kenar ne olacak? 24. Alttaki paralel kenarda 48, toplam 72 E şıkkı. Ortayın kollarına inen dikler eşit ya arkadaşlar. Bakın şimdi. Şuraya inen h'la buraya inen h birbirine eşittir. Hatta yine burada da eşittir. O zaman şu böyle 90 90 olduğu için birleşir. Paralel kenarın yüksekliği 2H olur. Peki bu benim nasıl işime yarayacak? Turuncu üçgenin alanı A çarpı H bölü 2 eşittir 12. Buradan AH 24 olur. Bana 2H çarpı A lazım. Bu yüzden cevap 48 C şıkkı. Şimdi burada ikizkenar ikiz kenar bir üçgen var. Bakın karşılık kenarları aynı. Şöyle bir tabana dikindirdiğimiz zaman sonuçta bir şekilde EC'yi de bilmek gerekiyor DC'yi bilmek için. Böyle iki kenar üçgenin tabanına inendik. Tabanı ikiye böler. Buradan da indiriyorum. Burası A oldu şimdi. Ee, sonra arkadaşlar toplam kenar 5 artı 2A olduğu için burası 5 artı A. Burası da 5 artı 2A. Bu H arkadaşlar. H kare. Hem 5 artı 2A'nın karesi eksi 5 artı A'nın karesine eşit. Hem de 6'nın karesi eksi A kare. Pisagordan dolayı. Böylece 25 artı 4A kare artı 20a eksi 25 eksi a kare eksi 10a eşittir 36 eksi a kare. Buradan arkadaşlar 25'ler gitti 4 a kare a kare şu a kareler de gitti 4 a kare kaldı. Bu tarafa attık 30a eksi 36 eşittir 0. Buradan da sadeleştirirsem 2a kare artı 15a Eksi 18 eşittir 0. Şurayı bir dakika. Ha, şurayı yanlış yapmışım. 20A eksi 10A'yı 30A yazmışım. Hemen düzeltiyorum pardon. Sonra burası da 10A. 2'ye bölünce 5A oldu. Şimdi 2A'ya A. Sonra e, 6 buraya. 3 buraya dersek 5'e elde edemeyeceğiz. O zaman şöyle 9 yapayım. Buraya da 2 yapayım. Bakın artı 9 eksi 2 dersem böylece 9 eksi 4'ten 5 yaptı. Buradan negatif gelir. O zaman buradan olur. A 2'ymiş. A'yı 2 bulduğuma göre artık yerine yazacağım. Şurası 5 artı 4 9. Burası 5 artı 2 7. Burası da yine 2. Şimdi artık Pisagor 36 eksi 2. Şey 36 eksi 4 32. Burası da 4 kök 2. 9 çarpı 4 kök 2 oldu. Paralel kenarın alanı 36 kök 2 A şıkkı. Şimdi burada açıları düzgünce kullanalım arkadaşlar. Bir kere Z'den dolayı bakın burası alfa alfa alfa. ikizkenar kenar bir üçgen olur. Ters açıdan bu alfa. Sonra yine şöyle bir Z'den dolayı bakın E açısı da alfa olacak. Bu da doğal olarak bir ikiz kenar üçgen geldi. Şimdi ikiz kenar üçgende açı ortay aynı zamanda yükseklik ve kenar ortaydır. Haliyle ben buradan indirirsem 8 8 burası 6 8 10 oldu. Ee, tabii ki burada şunu da görelim burası 10 santim. Bir de arkadaşlar alfa olduğu için DC ile CE de 15 olmalı burası da 5 oldu. Benzerlik oranı 1 bölü 2'den 6 ise x de buradan 3 gelmiş oldu. Neden benzerlik oranı bu arada 1 bölü 2 onu da tabii söyleyelim. Şu KB 5 olduğu için 5'e 10, 3'e 6 oldu arkadaşlar C şıkkı. Alfa 2 beta 180, alfa beta 90 diyebiliriz bakın böyle yazdığımız zaman. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 19.2'den böyle uzatalım. Burası yine mecburen 90 olacak değil mi paralellikten dolayı. 12, 16, 20 üçgeni. 20 çarpı h bölü 2, 12 çarpı 16 bölü 2 eşittir alandan dolayı. H 9.6 olacak. Bakın bu 9.6 dikkat ederseniz 19.2'nin yarısı. O zaman ben burada kelebek benzerliği yapacağım. Yani şuradan şu kalemi değiştireyim mi? Bir. bir tane paralel çekeceğim. Böylece aslında bu çektiğimiz paralel nereye? PK diyelim. PK AB'ye paralel. Yani PK'yı bulduğum an AB'yi de bulmuş olacağım. Şimdi bu paraleli çektim ya. Z'den dolayı burası da noktalı açı oldu. Aslında FK ile BK ve KC birbirine eşit oldu. Yani muhteşem üçlü. 10 olduğuna göre arkadaşlar bakalım şimdi. Ee, şurası. Yani şu, şurası derken göstermedim. FK 10. Gördüğünüz gibi burada bir kelebek benzerliği. 19.2'nin 9.6'ya oranı. Şuraya PF'ye A diyelim. A'nın 10'a oranı. A böylece 20. 20 artı 10'dan 30 oldu. Bakın ne kadar güzel geldi. B şıkkı. burada aslında bir hani açı olacakmış da olmamış gibi. O yüzden dışarıdan ben tamamlıyorum üçgene. Çünkü şöyle bir durum var. 6, 3. Açı ortayda özellik nedir? Şuraya P dersek. AP'ye 2A dersek burası da A olur. Böylece 6'la özel üçgen ne var? 6, 8, 10. Dolayısıyla buraya 5 verirsem hakikaten 2a 10 oluyor. Buraya da 5 kalıyor. Şöyle alfa, alfa. Ters açıdan bu da alfa. Hatta z'den dolayı bakın şöyle yine alfa. O zaman burası 3 oldu, burası 2 oldu. Güzel. Artık şu aradaki açının sinüsünü bir bulsak olayı hallederiz. Teta dersem z'den dolayı a açısı da teta ve sin teta karşı bölü hipotenüsten 8 bölü 10. Yani 6 çarpı 2 bölü 2. Sinüs teta 8 bölü 10 yani 4 bölü 5. Buradan da ikiler gider 24 bölü 5 olur. C şıkkı. İyi soru. Burada arkadaşlar sinüslü alan mantığını kullanacağız. Şöyle söyleyeyim. İki tane üçgenin sinüsleri aynıysa illa alfa olmasına gerek yok. 180 eksi alfa da olur. Ben şöyle diyorum. Örnek burası 6 8 olsun. Burası da 3 5 olsun tamam mı? 3 çarpı 5 15 es. 6 çarpı 8 48 es. Yani direkt kenarların çarpımıyla orantılıdır sinüs alfalar birbirini götüreceği için. O yüzden burada da FCDF'nin 2 katı karşı kenara 3A diyelim. Sonra CEBE'nin 3 katı buraya da 4B diyelim. Bak 4AB'ye 4S sinüsten dolayı. Buradaki bütün sinüsler aynı çünkü 180'e tamamlıyor ya da aynı açı. 6S burası 3AB'den buraya da 3 de Bundan sonra bu soruları böylece yapabilirsiniz. Sonra üçgenin paralel kenarın tamamına bakarsak 4b 3a burası 12s burası da 12s toplam alan 24s oldu arkadaşlar. 24s'ten 4 6 daha 10 13'ü çıkaracağız. Böylece 24s'ten 13s çıkınca 11s kaldı. Şimdi paralel kenarın alanı yani 24s 120 verilmiş. O zaman 11s 5 katı 55 olur D şıkkı.